İşte. Büşra nerede? Çekim katıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün azimle, kararlılıkla, emeğiyle mücadele veren emekçi kadınların günü. 8 Mart vesilesiyle emekçi tüm kadınlara selam ediyorum. Alın terinin, emeğin hakkını her daim koruyan bir medeniyetin mensubu olarak kadınların alın terinlerini saygıyla selamlıyorum. Bizim aslında 8 Mart'ta vereceğimiz en büyük mesaj, Büyük Türkiye hedefimizi kadın erkek omuz omuza gerçekleştireceğimizdir. Bu hayalimizi beşeri sermayenin önemli parçası olan fabrika işçisinden ev kadınına, beyaz yakalıdan mavi yakalıya, kırdan kente kadar tüm kadınların emeğiyle gerçekleştireceğiz. Kadın emeğini anlamayı görev saydığımız bugün de Sayın Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde AK Parti olarak 2002'den bu yana hem temel insan hakları hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi perspektifiyle kadının eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılımı yönünde pek çok düzenleme yaptık. 2002'de Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hakkari'de ilan edilen ilk seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle ve kadın yoksulluğuyla mücadele edeceğimizi topluma beyan ettik. Her seçimde de buna yeni hedefler ekledik. Anayasadaki eşitlik ilkesi Türk Ceza Kanunu'nda töre ve namus cinayeti cezalarının artırılması, iş kanununda eşit işe eşit ücret düzenlemesi, doğum izinleri başta olmak üzere aile ve iş yaşamı uyumlaştırılmasına ilişkin düzenlemeler, engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik düzenlemesi ve benzeri birçok düzenleme AK Parti döneminde yapılmıştır. Böylelikle eşitlik başta olmak üzere kadının güçlendirilmesi yasal güvence altına alınmıştır. Türk kadını pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkına sahip olmuştur. Ülkemizde kadınlar 1935 yılında ilk kez parlamentoda %4.1 oranında temsil edildi. Bu oran 2002 yılına kadar ne yazık ki hiç aşılmamışken bugün 2018 seçimleriyle birlikte parlamentoda kadın temsil oranı %17.4'e yükselmiştir. AK Parti kadının siyasi temsil oranı kabul edilebilir eşiğe ulaşana kadar çalışmalarına devam edecektir. AK Parti hükümetleri döneminde eğitim en önemli fırsat eşitliği aracı olarak kabul edilmiştir. Kararlılığımız sonucunda 2002 yılında yüksek öğretim öğrenci, kız öğrenci oranı %13.5 iken bu rakam 2020 yılında %48.5'e ulaşmıştır. Sosyal güvenlik teşvikleri, gelir vergisi ve kadın kooperatifimizde yaptığımız yasal düzenlemeler, hibe ve fonlardaki kadın lehine yaptığımız uygulamalar ile kadınların iş hayatına işçi, çiftçi, girişimci olarak katılımını destekledik. Kadın iş gücüne katılma oranı %27'den 34'e, kadın istihdam oranı 6 milyondan 10 milyona yükselmiştir. Kadın kolları olarak bizler de hem il il Türkiye'yi dolaştığımız kadın emeği buluşmalarımızda hem de nerede kalmıştık eğitim projemizle beşeri sermayemizi güçlendirmeye devam ediyoruz. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddetle de mücadele etmekte kararlıyız. Kadına yönelik şiddet gibi çok ağır konular tek bir kanun ile, tek bir metinle, bir kalemde yok olacak konular değildir. Ama şunu apaçık söylüyoruz ki bu konuda asla toleransımız yok. Bunu 2002 yılında daha ilk seçim beyannamemizde de ifade ettik. O gün bugündür kararlılığımızı ifade eden düzenlemelerle hayata geçiriyoruz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Anayasada, Türk Ceza Kanunu'nda yaptığımız değişiklikler ve 6.284 sayılı kanun ile kadına yönelik şiddet ile mücadelede önemli mesafeler aldık. Çalışmaları devam eden yeni düzen, iyi hal ve tutuklama şartlarını yeniden düzenliyor ve kadına yönelik şiddet cezalarını arttırıyoruz.
Son olarak biz AK Parti olarak büyük ve güçlü Türkiye idealimiz için çalışıyoruz. Kadın, erkek omuz omuza büyük Türkiye'yi inşa edeceğimizin inancı içerisindeyiz. 8 Mart vesilesiyle